Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Arapça dil bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Arapçayı tüm detaylarıyla herkesin anlayacağı bir şekilde aktarmaya devam ediyoruz siz takipçilerimize. Bugünkü dersimizin konusu durum ismi, ismul hey'e, diğer adıyla mastar binayı nev'i diye sarf ilminde ifade edilir. Bir işin, bir fiilin nasıl yapıldığını gösteren kelimedir, mastardır. Şimdi tanımına bir bakalım. Arapçada durumu gösteren, fiilden türemiş bir isim vardır. Fiilin olma tarzını anlatır. Türkçemizdeki durum zarfına benzer. Üçlü yalın fiilden, fi'letun ölçüsünden alınır. Sülasi mücerrette. Fi'letun ölçüsünden alınır. Fetaha er-raculu, adam açtı. El-babe, kapıyı. Fithatel-lissi, hırsızın açışı gibi. Hırsızın açışıyla kapıyı açtı. Evet, fithaten kalıbından gelmiş oldu. Fetaha fiilinin mastar binayı nevisi. İsmul hey'esi. Nasıl açtı kapıyı? Hırsızın kapıyı açışı gibi. Fithatun kalıbı bu manayı ifade etmiş oldu. Yemşi, yürüyor. El veledu, çocuk. Miş yeter raculi, adamın yürüyüşü gibi. Adam yürüyüşü gibi çocuk yürüyor. Celese, oturdu. Et tilmizi, öğrenci. Nasıl oturdu? Cilsetel muallimi, öğretmenin oturuşu gibi oturdu şeklinde cilsetun, mişyetun ve fithatun örnek misallerini vermiş olduk. Bu misalleri sizler de çoğaltabilirsiniz. Peki, mastar binayen nev'i ismul hey'eyi ziyadeli fiillerden nasıl ifade ederiz kıymetli takipçilerimiz? İltifatun şedideten, sonuna bir şekil bildiren kelime getirerek mastar binayı nev'iyi yapabiliriz ziyadeli fiillerden. Misal olarak iltifatun kelimesinin sonuna bir şedidetun kelimesi getirdik mi, şiddetli iltifat, çok iltifat manasında, ya da iltifatun kesiraten, intilakun şedidetun, kesiraten, kaliletun gibi bir sıfat getirdiğimizde ziyadeli fiillerden de ismul hey'eyi, mastar binayı nev'iyi bu şekilde ifade etmiş oluruz. Kıymetli takipçilerimiz, bu dersimiz buraya kadar. Derslerimizi faydalı bulduysanız videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akça YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bu dersleri Arapça öğrenmek isteyen tüm ilim taliplerine bu derslerimizi tavsiye etmenizi sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki Arapça dil bilgisi dersinde buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.